Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Emre Arslan. Bu videoda sizlere telefon üzerinden e-fatura, e-arşiv fatura nasıl kesilir bunu göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi ben fatura keserken kullandığım bir uygulama var. Bien arkadaşlar. Bien mobili kullanıyorum. Bu uygulama e, yani benim fatura kesmemi kesmeme kolaylık sağlıyor. Şimdi e, bu Bien'i ilk başta Play Store'dan indiriyoruz arkadaşlar. Play Store açtıktan sonra arama kısmına bir yazıyoruz. Yazdıktan sonra en üstteki hatta 3. sıradaki bir yeni indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra tabi bu e, fatura sağlayıcıları kontür üzerine çalışıyor arkadaşlar. Kontür satın almanız gerekmekte. Kontürler uygun arkadaşlar. Yani örnek veriyorum 100 kontür 15-20 TL gibi. Kontür satın aldığınız zaman sizlere mail üzerinden e, kullanıcı adı şifre atıyorlar. Bunlara giriyorsunuz ve kullanıcı adınız, şifreniz yani hesabınız aktif oluyor. Şimdi arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz gibi sisteme girdim. Burada hem size giden gelen faturalar, giden faturalar e, karşı tarafa hepsi gözükmekte. Bakın e-irsaliye, e, e bilmem ne hepsini oluşturabiliyorsunuz buradan. Kolaylık sağlıyor. Yani zamandan kazanıyorsunuz öyle söyleyeyim. Şimdi burada e-fatura oluşturu var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım başka ne varmış. Mükellef sorgulatı. Bunlar farklı. Bakın benim şu an 800 tane kontürüm varmış. 130 tanesini kullanmışım. 670 tane kalan kontürüm varmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan fatura oluştur kısmına gireceğiz. Daha sonrasında ne yapacağız? Şimdi sizlere şöyle bir bakalım. Mal ve hizmet diyelim başta bir. Arkadaşlar sizlere e, birim vermişlerdi şöyle. Mesela örnek görüyorum kargo şirketinde çalışıyorsunuz ve fatura kesmeniz gerekmeydi. Karşı taraf sizlere örnek veriyorum 5000 TL artık KDV e, %20 KDV'li fatura kesin demiştir. Mesela bunun üzerinden bir e, yürüyelim bakalım nasıl yapacağız. Şimdi senaryo tipini ellemiyoruz fatura tipini ellemiyoruz arkadaşlar fatura tarihi kalıyor bu sayfayı atlıyoruz. Yani sola doğru kaydırıyoruz. Daha sonrasında burada vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarası. TC kimlik numarası istiyorsa arkadaşlar şahıs şirkettir. Onun bilgisinde girebilirsiniz vergi numarasıyla ile. Ama limited anonim şirketleri ise bu tarz şirketler ise vergi kimlik numarasını girmeniz şart arkadaşlar. Girdikten sonra enter'a bastığınız zaman ünvan kısmı. Ee, otomatik olarak geliyor. Daha sonrasında adres kısmı otomatik olarak gelmekte. Vergi dairesini elle gireceksiniz. Ticari sici no var ise arkadaşlar bununla gireceksiniz. Girmeseniz de oluyor. Dediğim gibi bu kısmı e, siz buraya vergi kimlik numarasını ya da TC kimlik numarasını yazdıysanız şuradan sağ alttan tamamlandı kısmına basıyorsunuz. Bastıktan sonra adresleri otomatik bir şekilde kendi girmekte arkadaşlar bilginiz olsun. Ekstradan e-postayı, telefon numarasını gibi gibi bunları elle girmek zorundasınız. Bunu bilin arkadaşlar. Daha sonrasından bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Mal ve hizmet. Şimdi az önceki e bizim senaryomuz neydi? Kuryeydik ve bize 5000 TL artı %20 KDV foto kesinlemişlerdi gibisinden düşünüyorduk bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi mal ve hizmet kısmına giriyoruz. Ve buraya ben kurye hizmeti yazıyorum. Örnek olarak kurye hizmeti yazdım. Daha sonrasında bizim aylık bir aylık faturamız. Şimdi bir aylık fatura keseceğimiz için miktar kısmına bir yazıyoruz. Daha sonrasında adet kısmına da ay olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Bizden %20 yi istemişlerdi. %20 yazıyoruz. KDV tutarını ellemiyoruz. Bizim burada eleyeceğimiz kısım birim fiyat arkadaşlar. KDV tutarının hemen altındaki yer. Buna giriyoruz. Bizden 5000 TL'lik bir fatura istemişlerdi. 5000 TL'yi buraya yazdık arkadaşlar. 5000 TL'nin 120'si 1000 lira. 1000 ee, lira da KDV ekledi. 6000 TL'lik bir fatura kesiyoruz şu an arkadaşlar. Daha sonrasında e, diğer kısmı var. Burada satıcı alıcı kodu var. Üretici kodu var. Bunlar tabii ki fabrikada e, çalışan yani fabrikada Fatura kesme e, işleriyle ilgili olan arkadaşlar buraları daha iyi bilirler. Üretici kodu gibi gibi yerleri. Burayla bir işimiz yok. Marka e, eğer varsa burayı marka giriyoruz. Markamıza işte örnek lirası yazıyoruz. Benim kendi markam arkadaşlar. E, açıklamaya not kısmına e, tabi bunlar size kalmış. Bunlar isteğe bağlı şeyler. Geçiyoruz. İskonto varsa yüzdesini yazıyorsunuz. Daha sonrasından ekleye basıyorsunuz. Açıklamak istediğiniz bir şey varsa açıklama kısmına yazıyorsunuz arkadaşlar. Ek vergi varsa vergi türünden damga vergisi, vergi oranı örnek veriyorum. 15. 15. Buraya yazdık. Ek vergi ekliyorsunuz arkadaşlar. Ona göre hallediyor. Ona göre hesap tutuyor. Daha sonrasında sağ alttan kaydet butonuna bastıktan sonra arkadaşlar bu taslak kısmına ya da e ee, gelen fatura kısmına gelir. Buradan PDF halinde e, görebilirsiniz. Arkadaşlar kaydet butonuna bastığınız zaman da ayrıca e, gönderme şeyi var. Yani karşı tarafa gönderiyorsunuz. gönderdikten sonra da telefonunuza otomatik olarak inmekte. Eğer otomatik olarak in inmez ise orada indirme butonu var. İndirme butonuna manuel olarak indirebiliyorsunuz arkadaşlar. baya ee, bayağı kolaylık sağlamakta bilginiz olsun. Ee, ben bunu kullanıyorum. Herhangi bir sponsorluk da almadım. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.